Yanmasam iyi olur. Hemen masanın altına. İşte böyle. Önemli olan tuzu abartmamak. Sanırım her şey yolunda. Bakalım bundan ne çıkacak? Şimdi mısırı atmanın zamanı geldi. İlk turda ne yapacağız? Her şey çok kolay. Ben açım, o yüzden tatlı bir sandviç istiyorum. Aa, kolay iş. Tamamdır. Bir çocuk bile bununla başa çıkabilir. Çocuklardan bahsetmişken, çocukluğumuzdan beri her birimiz tatlıya bayılırız. Bu yüzden Suzy harika bir fikir buldu. Tatlı bir sandviç yapmak Nutella'yla. Sandviçin her tarafım bu çikolataya bulaştı. Hadi ama tost makinesi, fazla zamanım yok. Of. Büyük anne, ne yapıyorsunuz siz? Bu eski yöntem de ne? Ekmek kızartma makinesi var ama. Ne var ya? Kimse ekmeği benim yaptığım gibi kızartamaz. Fıstık ezmesinin de zamanı geldi. Ah, müthiş kokusu var. Sürelim. Büyük annenin reçelinden de biraz zarar gelmez. Ne güzel. Bunu da böyle sürelim. Kapattık. Burası neden yanmış kokuyor? Suzy, hepsi senin robotun yüzünden. Bu bir tost makinesi. Onun nesi var bilmiyorum ama onu acil prizden çıkarmak gerekiyor. Sanırım tostlar başarısız oldu. Of. Ups. Ne yapıyorsunuz siz? Gerçekten harika bir tost yapmayı bilmiyor musunuz? Bunu yapmak için biraz rendelenmiş peynir ve parlak gıda boyasına ihtiyacınız var. İşte. Şimdi karıştırıyoruz. Baksanıza ne kadar güzel oldu. Ama hepsi bu değil. Tostun kızartılması gerekiyor. Bunu bir tavada yapmak sıkıcı ve hiç de zarif değil. Bunu ateşte yapmak farklı bir konu. Hadi gidelim. Oha, baksanıza rüzgara. Çok soğuk burası. Oh, burası da çok sıcak. Ama tam gereken ateş. Ah, hazır. Yaptım bunu. Jess, kazanını seçme zamanı. İlk sandviçle başlayalım. Diğerlerinden daha havalı görünüyor. Vay canına, ne kadar havalı bir peynir. Çok lezzetli. Çok iyi. Ay, bunu da yiyelim. Tamamdır. Bakalım sırada ne var? Bu da ne böyle? Ay, iğrenç. Tadı kömür gibi. Bu sandviç çok daha lezzetli görünüyor. Bunu istiyorum denemek. Evet, çok daha iyi kokuyor. Nefis. Büyük anne, sen kazandın. Teşekkürler Jess. Beni sevdiğini biliyordum. Şimdi ise krep istiyorum. Lezzetli bir krep. Bu benim alanım. Beni yenmeyi ummayın bile. Kimse benden daha iyi krep pişiremez. Hamuru yoğurmanın zamanı geldi. Yumurta kırıyoruz. Ay! Bunu attık. Büyük anne, sence hamuru yapamayacağımı mı düşünüyorsun? Bu çok kolay. Hepsini tek bir tabağa koymamız gerekiyor. Of! Ay, bunu da böyle atalım, tamam. Sen ne yapıyorsun büyük anne? Harika olmuş, işe yaradı. Neden bu kadar yoruluyorsun ya? Mikser var ya. Bu hamuru iyice karıştırmaya yardım edecek. Hadi karıştıralım. Vay canına, bu kadar hızlı olduğunu bilmiyordum. Şimdi onu nasıl çıkaracağım? Hadi ama. Aptalca, çıkmıyor. Suzy, çok çabuk pes ettin. Ama benim tek yapmam gereken krepi pişirmek.
Ve bence bunu inanılmaz bir şekilde başarıyorum. Geriye kalan tek şey çevirmek. Nasıl da kokuyor. Ve şimdi sadece yağ eklemek kaldı. Oh, oh, yanlışlıkla sizi kirlettim. Gerçek kreplerin nasıl olması gerektiğini izleyin ve öğrenin. Görünüşü de unutmamalıyız tabii. Şimdi gözleri ekleyelim. Şimdi dişleri. Baksanıza şuna, çok iyi. Hazır. Çevirdim. Tadam. Birkaç saniye içinde kesimesinin tam bir kopyasını çıkardım. Benimse hazır bir şeyi kullanmaktan başka bir seçeneğim yok. Mesela ekmek. Sadece kabuklara hiç ihtiyacım yok. İşte krem şanti de ekledik. Tadam. Jess, oy verme zamanı. Bu kesimesinin başı şeklinde bir krep. Bu arada oldukça lezzetliymiş de. Çok iyi bence. Bu da ne böyle? Sadece beyaz ekmeğe benziyor. Evet öyleymiş. Hayır, bu kesinlikle krep değil. Ay. Ama ortadaki krepler hiç daha cici görünüyor. Çok iyi kokuyor. Bu en iyisi. Uzun zamandır daha lezzetli bir şey denemedim. Teşekkürler Jess. Sadece krepler benim güçlü tarafım. Bu sefer lezzetli spagetti yemek istiyorum. Bunu ayarlayacağız. Büyük anne ve aşçı yine zor yoldan gidiyorlar. Bence her şey çok daha kolay. Mağazada hazır noodle satılırken neden bir şey yapmalıyım ki? Sadece kaynar suya doldurulması gerekiyor. Sos da ekleyelim tabii. Şimdi su. Ne kadar lezzetli kokuyor. Bunların hepsi hiç lezzetli değil. İşte sosisli spagetti bu tamamen farklı bir konu. Lezzetli ve orijinal. Çok güzel de olacak. Kaynatalım. Hazır. Nefis oldu. Orijinal mi? Sıkıcı. İşte spagetti renkli yapmak. Bu gerçekten orijinal. Bunu yapmak için spagettiyi kendiniz hazırlamalısınız. Ama kazanmak için her şeyi yapmaya hazırım. Özel bir cihazım var. Geriye kalan tek şey bunları böyle geçirmek. Ve şimdi mavi bir spagetti aldım. Geriye kalan tek şey pişirmek. Ve tabii sosu unutmamalıyız. Jess, hadi seç şunu. Endişelenme. Masa hala temiz. Aldım böyle yok bir şey. Biniyoruz. Bununla başlayacağım. Böyle spagettileri kıvırcık derim ben. Sanki sıradan bir noodle gibi. Daha fazlasını bekliyordum. Tamamdır. Sonra. Ama renkli spagettiler daha umut verici görünüyor. Biniyoruz. İşte bu başka bir şey. Üçüncü bir porsiyon kaldı. Vay canına, ne orijinal bir fikir. Sosisleri çok severim. Bu spagetti en lezzetlisi bence. Dalga mı geçiyorsun benimle? Bundan bıktım artık. Tatlı bir şey istiyorum. Örneğin lezzetli bir kek. Sorun değil. Yaparım. Kek mi? Onu nasıl pişirebilirim? Büyük anne, bana öğretebilir misin?
kek hamurunu yoğurmaya yardımcı olacak çok pahalı bir makinem var. Onunla her şeyi yapmak çok daha keyifli. Ve daha hızlı. Ve tabii güzelliği unutmamalıyız. Karıştırıyoruz. Vay be, çok hızlı. Tamam. Şimdi renk eklemeliyiz. Baksanıza. Karıştırıyoruz. Ve her şeyi bir kalıba döküp fırına göndermemiz gerekiyor. Şimdi zafer kesinlikle cebimde olacak. Daha neler? Hayır. Ben de lezzetli meyveli bir kek yapacağım. Herkes yaban mersini ve çilekleri sever. Ayrıca kesinlikle biraz çikolata ekleyeceğim. Hazır olana kadar beklememiz gerekiyor. Hadi bekleyelim. Pişsene. Ah tadam. Vay canına. Bunu asla yapamam. Başka bir şeyler bulmam gerekiyor. Tabii ya. Çok iyi yapıyorlar. Ne düşünsem? Anladım. Neden bu kurabiyeleri kullanmıyorum? Şimdi karamel şurubu ile kaplamam gerekiyor. Ve sonra tüm bunlardan bir kek yapmak kaldı. Ah, bakalım. Çok kolay. Yani bence o kadar da kötü değil, öyle mi? Şimdi öğreneceğiz. Bu renkli güzellere bayıldım. Hmm, güzel ve lezzetli. İçi bile renkli. Bu büyük bir artı. Tamamdır, devam edelim. Ve bu kekin içinde çok fazla dolgu var. Şimdiden görüyorum bunu. Ay, ama biraz sert. Ay, bu da ne böyle? Bu daha da garip. Çok iğrenç görünüyor. Ay, ne berbat bir şey. Tamam, kazanan ortada. Parlak ve lezzetli kekleri daha çok sevdim. Sonunda sizi yenebileceğimi biliyordum. Al sana, al bakalım yaramaz. Yemek zamanı, beni şaşırttın. Ne pişiriyoruz peki? Şimdi göstereceğim. Bugün büyük ve güzel bir pasta istiyorum. Beni mutlu edin, bekliyorum. Pasta harika, çok kolay. Pasta mı dediniz? O zaman bana un lazım. Onu derin kaseye koyacağım. Sonra da biraz süt ekleyeceğim. Kek tarifi kafamın içinde. Gerekli tüm malzemeleri çok iyi hatırlıyorum. Hiçbir karıştırıcı bu pastayı sevgiyle yapamaz. Sadece büyük annenin elleri. Ne kadar zaman kaybı. Her zaman daha basit bir seçenek vardır. Pastanın hazır katmanları bana çok zaman kazandıracak. Ne saygısızlık. Buna bakmak bile istemiyorum. Pastam en iyisi olacak çünkü ben bir profesyonelim. Hamura biraz renk katacağım. Bu parlak bir kız için parlak bir pasta olacak. Çok güzel oluyor. İşte böyle yapmalısınız. İstediğim gibi yapıyorum. Bu yüzden biraz fıstık ezmesi ekleyeceğim. Ne kadar çok da o kadar iyi. Bu çok lezzetli. Şimdi bir sonraki katman. Asıl önemli olan bol bol sürmek. O zaman Jess parmaklarını yiyecek resmen. Şimdi kendim bile yiyebilirdim. Neden bunu yapmıyorum ki? Kaşığınızı yalayabilirsiniz. Düşündüğümden bile daha iyi. Kes şunu. Kardeşine pasta yapıyorsun. Ben de çilekli reçel ekleyeceğim. Onu kendim hazırladım. Kesinlikle hoşuna gidecek. Kokusu müthiş. Tüm kavanozu ekleyeceğim. Durması imkansız olsun diye. Ve şimdi gerekli detayları ekleyeceğim. Tüm bunlar kızardığında gözleriniz kavuşacak. Gayet iyi oldu. Pişmesi kaldı. Fırına götüreceğim. Vay canına, çok büyük bir pasta. Evet, önemli bir detay. Şimdi kremayı dikkatlice uygulamanız gerekiyor. Bunu şekerleme torbasıyla yapıyorum. Pasta çok parlak ve güzel çıkıyor. Bir sonraki adım yaymak. Bunu dikkatli bir şekilde yapmak çok önemlidir. Sanırım kreması hazır. Son adım süsler.
pastayı mükemmel uyacak bir süs yapmak istiyorum. Hazır. Mükemmel gökkuşağı. Onu en tepeye koyacağım. Pastayı renkli çikolatadan detaylarla süsleyeceğim. Yıldız ekleyi buraya koyacağım. Ve tabii ki gökkuşağında bir bulut eklemek gerekiyor. Mükemmel. Nerede kim? Aa, tabii ya, turtam. Sıcacık, nasıl da kokuyor. Harika. Ben de bu pastayı istiyorum. Benimki çok kötü görünüyor. Büyük annemde bile benden daha iyi. Peki ne yapacağım? Ha, bir fikrim var. Renk eklemek için renkli şekerlere ihtiyacımız var. Böylece çok daha güzel olacak. Bitti mi? Neyse. Pastam hazırmış. Aferin torunum. Siz bana rakip değilsiniz. Hiç şansınız yok. Fena değil. Çok tatlı. Şahane. Ondan başlayacağım. Şimdi nefis bir şey yiyeceğim. Dikkatli bir şekilde kesiyoruz. İşte böyle. Ne güzel bir parça. Onu çabuk yemeliyim. Yumuşacık. Ve ağızda eriyor. Harika. İnanılmaz bir şey. Bulutu denemek istiyorum. Ağzıma hoş bulut. Aa, ne kadar lezzetlisin sen. Parmaklarını yersin resmen. Şimdi sıradaki pasta. Çok tatlı. Bir parça aldım. Çok tatlı ve sulu. Onu yemek yemek istiyorum. Bu pastayı ve onu yapan kişiyi çok seviyorum. Ama bu ne? Yani şekeri yiyebilirim. Umarım lezzetlidir. Evet, lezzetliymiş. Bayağı iyi. Öyle olsun, bu pastayı da deneyeceğim. Ay, yapış yapış. Bir şeyler içmem gerekiyor. İşte şimdi daha iyiyim. Ama artık bunu yemek istemiyorum. Bir seçim yapmalıyım. Gökkuşağı pastası en iyisi. Ben kazandım. Hadi ama. Utandırmayın beni. Bir dahaki sefere zafer benimdir. Sebzeler mi? Neden ama? Şimdi göstereceğim. Ben hamburger istiyorum. Bana lezzetli bir burger hazırlayın. Kolay. Ne burger ya? Bu çok zararlı. Torunum böyle bir şey yemesine izin vermeyeceğim. Çöpe gitsin her şey. Ve sebzelerden de çok iyi bir şeyler pişirebilirim. Avokado çöreklerden çok daha sağlıklıdır. Şimdi çok lezzetli bir şey yapacağım. Çekirdeği çıkarmalı ve temizlemeliyiz. Oh, orada bir sürü vitamin var. Ya domatesler? Domatesleri çok seviyorum. Çok lezzetli ve sağlıklılar. Kesinlikle eklemeliyim. Salatalık da öyle. Peki ya acı biber. Biberlerin ne kadar yararlı olduğunu biliyor musunuz? Ah, yaparken kendim de yemek istedim. Çok lezzetli ve hiç acı değil. Morul yaprakları da... Sağlıklı burgerimiz yapmak kaldı. Avokado, marul, domates, biber ve salatalık. Ne ilginç bir şey. Benimki kesinlikle daha lezzetli olacak. Çöreğin üzerindeki pirzola. Şimdi sebze eklemelisiniz. Salatalık. Yeah. Bu ne, soğan mı? Hayır, buna gerek yok. Domates. Ama önce domatesin gereksiz kısımlarından kurtulmamız gerekiyor. Sanırım hepsi bu kadar. Gerçi hayır. Ay, sorun değil. Bunu da keseceğiz. İşte böyle. Bir saniyelik bir mesele. Hazır. Biraz da peynir ve üstüne bir ekmek. Biraz yüksek oldu ya. Hadi ama. Ya. Ya böyle yaparsam. Berbat görünüyor. Bir fikrim var. Biraz hile yapabilirim. Lütfen en kısa zamanda hamburgere ihtiyacım var. Vay canına, çok hızlı. Pekala, burgerin nerede?
Mükemmel. Gereksiz şeyleri atıyoruz. Ne kadar güzel. Bir tabağa koyduk. Mükemmel. Baksanıza. Fena değil, fena değil. Ama yine de daha iyisini yapacağım. Köftelerim nasıl? Mükemmel bir şekilde kavruldular ve ateşin kokusunu emdiler. Çok sulu ve kokulu. Her şey hazır. Tabağıma gelin. Sıradaki. Ne kadar lezzetli. Önce her şeyi ateşten alacağım. Sonra lezzetli bir burger yapacağım. Söndürmeyi unutmayın. Mükemmel. Başlıyoruz. Sebzeleri profesyonel yöntemimle kesmem gerekiyor. Önce atıyorum ve sonra doğrudan havada kesiyoruz. Mükemmel dilimler. Şimdi burgeri topluyoruz. Marul, sulu pirzola ve peynir koyuyoruz. Sonra sebzeler ve burgerin bu kule gibi görünmesi için birkaç kez daha. Sonra kumuş, çörek ve bayrak. Şimdi bu mükemmel. Ne kadar güzel. Gerçekten de öyle. Hazırız. Afiyet olsun. Bunların hepsi ne kadar lezzetli görünüyor. Bunun dışında her şey. Bu da ne böyle? Burger'e benzemiyor hiç. Tamam, denemek zorundayım. Ay, bu iğrenç bir şey. Çok kötü ve acı. Ay. Bu harika görünüyor ama. Hızlıca denemek istiyorum. Bunu çıkaralım. Ağzıma gel. Ne? Öylece daldın mı? O zaman onu yemeyeceğim. Aa, bu hoş görünüyor. Deniyoruz. Vay canına. Ne kadar lezzetli. Bu çok lezzetli bu burger. O kazandı. Vay canına, ben kazandım. Haksızlık. Ya ben? Bizimle sıkı olmazsın ama acıkabilirsin. Lezzetli ve eğlenceli. Multidoy ile eğlenceli vakit geçirmek için yeni videoları bekle. Yakında görüşürüz.